Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün aslında bir oyun bilgisayarıyla beraberiz. Eminim daha öncesinde de duymuşsunuzdur. HP'nin OmniMobile Laptop 16B1000NT bilgisayarıyla beraberiz. Bu bilgisayar daha çok oyunculara hitap eden bir bilgisayar olduğunu en baştan söylemekte fayda var. Hemen lafı fazla uzatmayacağım. Direkten tasarımdan başlıyorum. Tarafında bilgisayarımız birazcık ağır. 2.3 kilogram bir ağırlığı var. Ama arka tarafa yerleştirilen bu Omen yazısı, logo falan oldukça hoş duruyor. Siyah bir rengimiz. Aynı zamanda birazdan detaylarda da eminim alp koyacaktır. İnce çerçeveli bir ekranımız bizlerle beraber. Üst tarafa böyle 720 piksellik bir kamera yerleştirilmiş. Bu da oldukça güzel bir şekilde duruyor. Aynı zamanda klavye tarafında da yine hissiyatı oldukça güzel ve yumuşak bir şekilde basıyor. Bunu da oldukça beğendim. Touchpad tarafına geleceğim. Touchpad tarafında aslında yani çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü genelde oyun bilgisayarı olduğu için büyük ihtimalle mouse'unuzla kullanacaksınızdır ama bu elim birazcık kaymıyormuş gibi hissettim. Yani o konuda çok güzel bir deneyimim olduğunu söyleyemeyeceğim ama eminim siz bu bilgisayarı zaten mouse'unuzu takıp kullanacaksınızdır. Yan taraflara gelecek olursam bağlantılar tarafında. Sağ tarafında iki tane USB girişimiz, sol tarafındaysa jack girişimiz bulunuyor, Ethernet kablomuz, Thunderbolt 4 girişi, aynı zamanda yine USB girişimiz var. SD kart girişimiz var. Şarj girişimiz. Hepsi de genelde sol tarafta konumlandırılmış bir şekilde duruyor. Hoparlörlere gelecek olursak. Hoparlörleri de şu an detayda görüyor olmanız gerekiyor. Hemen klavyenin üst tarafına yerleştirilmiş bir hoparlör sistemi bulunuyor. Hoparlör de oldukça güçlü. Alt tarafta da fan girişi, soğutması bulunuyor. Bunun da zaten detaylarını birazdan geleceğim. Dedikten sonra ekranla başlayalım. 16.1 inçlik IPS QHD 2560'a 1440 çözünürlüğüne sahip bir ekran bulunuyor. 300 nit görüntü hassasiyeti, 165 Hz tazeleme hızı ve 3 milisaniyelik tepki süresi bu cihazla beraber geliyor. Ekranın aynı zamanda yansıma önleyici de bir özelliği bulunuyor. Bu da böyle eğer gün ışığında bir işlevinizi gerçekleştiriyorsanız ya da belki de karanlık bir ortamdasınız ama bir yerden bir ışık vuruyor. Bunu da en aza indirgemeye çalışıyor ekran oldukça güzel. Aynı zamanda ekranın mavi ışık koruması sertifikası da bulunuyor. Bundan iSafe'den almış bir sertifika olduğunu söyleyebiliriz. Zaten eğer çok fazla oyun oynuyorsanız, bilgisayarla çok fazla vakit geçirmek istiyorsanız gözlerinizi çok yormayacak bir ekran sizlerle beraber olduğunu söyleyebilirim. Ekran oldukça geniş. Zaten yan taraftaki çerçeveler ince. Belki birazcık kamera konumlandırıldığı için yukarıdaki çerçevesi bir tık daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Ekran konusunda gerçekten oldukça başarılı. Eğer dizi filmde izliyorsanız ki bunları da deneyimledim. Renk konusunda da size keyifli bir deneyim sunduğunu aktarabilirim. Daha demin tasarım konusunda klavyeden bahsetmiştik. Klavye tarafında gerçekten güzel bir hissiyat yaratıyor. Onun yanında da hemen sağ tarafına yerleştirilmiş kısa yol tuşları bulunuyor. Ne var bu kısa yol tuşlarında? Ana ekrana dönebiliyorsunuz. Game Up'a gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda sonlandırabiliyorsunuz gibi özellikler bulunuyor. Game Up'tan da kısaca bahsetmiş olacaksam. Game Up şu şekilde. Zaten bilgisayarı ilk açtığınızda, elinize aldığınızda, kutudan çıkardıktan sonra zaten kurulu bir sistem sizin karşınıza geliyor. Bir oyun bilgisayarı olduğu için performansınızı arttırmak isteyecek olabilirsiniz. Bu performansta zaten Game Up'a girdiğinizde isterseniz klavyenizi ışıklandırabilirsiniz. İsterseniz fan sisteminizin nasıl çalışacağına karar verebilirsiniz. Daha demin bundan bahsetmemiştim. Yani klavye evet renkli bir klavye. Bunu da zaten dediğim gibi Game Up tarafından düzenleyebiliyorsunuz. Performansınızı burada arttırabiliyorsunuz. Analizlerinizi izleyebiliyorsunuz. O yüzden Game Up aslında bu bilgisayarı size sunduğu deneyimleri en net bir şekilde görebileceğiniz bir alan olduğunu söyleyebilirim. Fan sisteminde de Omen Tempest soğutma kullanılmış. Daha önceki bilgisayarlarında da HP bunu kullanmıştı. Gerçekten güçlü bir soğutma. İki büyük fan yer alıyor burada ve 3 tane çıkışı bulunuyor. Hemen şu arka taraflarda ve alt tarafında olarak 3 adet çıkışı bulunuyor. Bu da eğer dizinizde oynuyorsanız ki
zannetmiyorum dizinizde oynayacağınızı ama sıcaklığı çok fazla hissetmiyorsunuz. Gayet güçlü bir şekilde soğutması çalışıyor bu bilgisayarımızın. Donanım tarafına gelelim birazcık da. Zaten en önemli tarafı aslında orası. Çünkü bu donanım sayesinde aslında bu bilgisayar çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Donanım tarafındaysa son teknoloji gerçekten bu bilgisayarla bizlerle beraber. 12. nesil bir bilgisayar. Biliyorsunuz 12. nesil hız performansında gerçekten artık kendini aşmış. Belki bunların daha üstüne yeni şeyler gelecek bilemiyoruz ama şu an en iyi teknoloji 12. nesil teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın açılmasında, kapanmasında, hızlı bir şekilde uyanmasında, oyun performansında, uygulamalar arasında geçişte güzel bir deneyim sunuyor. Dediğim gibi 12. nesil Intel Core i7 işlemcisinden güç alıyor. 14 fiziksel çekirdek içeren bu işlemci içerdiği 6 performans odaklı, 8 verimlilik odaklı fiziksel çekirdeğine ek olarak 20 iş parçacığı bulunuyor. Cihazımız grafik işlemcisinde ise Nvidia GeForce RTX 3070 Ti'yi kullanmış. 32 GB'lık RAM'i çift kanal olarak yerleştirilmiş. Bu da performans düşüşlerini önlemek adına güzel bir tercih olabilir diyeyim. Son olarak da bilgisayarımız 1 TB'a kadar kapasitesi bulunuyor. Bu da istediğiniz oyunu aslında indirip gayet de tutabileceğiniz bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Oyun performansı konusunda gerçekten çok başarılı. Yani neredeyse açamayacağınız oyun yok diyebilirim ve bu oyunların hepsini gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Hoparlörler tarafında Bang & Olufsen işbirliğiyle beraber gidilmiş. Burada da gerçekten başarılı sonuçlar elde edilmiş. Film, müzik, dizi, artık neyi izlemek istiyorsanız ya da oyun, o konuda gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bataryadan da bahsedeyim. Şimdi batarya tarafında 230 wattlık bir batarya karşımıza çıkıyor. Bu 230 wattlık batarya gerçekten hızlı bir şekilde bilgisayarınızı şarj ediyor. Yaklaşık 30 dakikada %50'ye ulaşabiliyor. Bu da sizin zamanınızdan kazanmanıza yardımcı oluyor. 7 saat 7,5 saatlik arasında bir pil ömrü var bu bilgisayarımızın. Bence gayet yeterli bir süre olduğunu söyleyebilirim. Peki siz neler düşünüyorsunuz bana kalırsa? Zaten bir oyuncu bilgisayarı bir yere sürekli taşıyıp götüreceğinizi düşünmüyorum. Evinizde belli bir oyun köşenizde bu yer alacaktır diye düşünüyorum. Kısaca bilgisayarı bu şekilde özetlemiş olduk. Ben de birazcık deneyimlerimden bahsedeyim. Oyunumu oynadım. Valorant oynadım. Bence gayet güzel bir performans sergiledi. Herhangi bir kasma donma yaşamadım. Zaten burada kasma donma da demişken bağlantılar tarafında Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile geliyor. Eğer evinizdeki bağlantılar da yani internetiniz Wi-Fi 6'yı destekliyorsa bence bağlantı konusunda kesinlikle bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Kesinti yaşamayacaksınızdır. Eğer evinizde Wi-Fi 6 yoksa da belki hemen hızlıca geçmeniz sizin açınızdan faydalı olabilir diyeyim. Dediğim gibi oyun tarafında gerçekten başarılı bir bilgisayar. Zaten bunun için tasarlanmış bir cihaz olduğunu söyleyeyim. Henüz şu an ülkemizde maalesef satışı yok ama en kısa sürede geleceğini umuyorum. Bu işlemci, bu donanıma, bu ekrana göre de çok ucuz bir fiyat olacağını da düşünmüyorum. Bence böyle ne bileyim birazcık orta segmentin üstünde bir cihaz olacağını düşünüyorum kendimce. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Ben bilgisayarı oldukça beğendim. Bir oyun oynamak için oldukça ideal. Ekranın özellikleri zaten hızlı bir şekilde çalışması ve Intel Core i7 işlemcisiyle 12. nesille beraber gelmesi sizin avantajınız diyeyim. O zaman kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda da buluşalım.